Merhaba, bugün sizlerle Tesla'nın yeni duyurduğu Cybertruck kamyonetini değerlendireceğiz. Tesla, Cybertruck ismini verdiği kamyonetini bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle göre dün duyurdu. Bir etkinlik yaptı ve bu etkinlikte kamyoneti gösterdi. Kamyonetin tasarımı birazcık değişik, yani değişik derken tabii ki fütürist bir tasarım var Tesla'dan beklendiği gibi, fakat daha keskin hatlara sahip, sanki böyle poligonları tam tamamlanmamış eski bilgisayar oyunları vardır ya, Need for Speed 2 falan düşünün, oradaki arabalar gibi böyle hani uğraşmamışlar, kıvrımlarla vesaireyle uğraşmamışlar. Kaba bir tasarım var, kaba fakat fütüristik üçgen bir yapıyla geliyor. Çok böyle hani uç noktada, beğenen beğeniyor, gayet güzel, çok beğeniyor, nefret eden nefret ediyor, yani ya sev ya terk et yapmış. Benim görüşümü soracak olursanız, ya bunun bir de kamyonet olduğunu düşünürsek bence güzel ve fütüristik gözüküyor. Ben olsam alır mıyım? Bunu videonun sonunda konuşalım. Türkiye'deki durumlara göre birlikte değerlendirelim. Kamyonetin içi de değişik tasarlanmış. Ya değişik derken ön tarafta normalde 2 kişinin oturmasını beklersiniz. Fakat bu kamyonette 3 kişi oturabiliyor. Arkada da 3 kişi oturabiliyor. Her yeri cam. Bütün hepsi cam tavan. Ve ayrıca bütün cam olan yer, noktaların hepsi kurşun geçirmez. Daha böyle polikarbonla cam karışımı gibi malzemeden yapılmış. Hani kurşun geçirmez diyor, dayanıklı diyor ama onunla alakalı bir test vesaire yayınlanmış değil. Komple çelik bir yapısı var arabanın ve gerçekten kapısı vesairesi de böyle gayet sağlam. Hatta yani aracı gösterdikleri anda çekiçle, ucu plastik de olsa bir çekiçle falan kapısına vurdular. Çok etkilenmedi. Camına attıkları bir tane demir bilye vardı. Onu attıklarında camı kırıldı. Elon Musk da orada biraz bozuldu, yani dedi bunun kırılmaması lazımdı, testten geçemedi şu anda filan dedi. Fakat genel olarak normal herhangi pick-up'ta olmayan, yani özel zırhlandırılmamış haliyle böyle araba, hani özel zırhlı istemiyorsanız fabrika çıktığı halde araba size bu özellikleri default, yani fabrika çıkış anında sunabiliyor. Diğer kamyonetlerin hiçbirine böyle bir özellik yok. Genellikle zaten Ford'un F-150'si ile kıyaslanmış, F-250 ile de duruma göre kıyaslanabilecek halde aslında araç. Böyle karşılıklı çektirmişler falan, F-150 ile Cybertruck birbirini çekiyor, Cybertruck alıyor götürüyor filan. Alıyor götürüyor derken motor seçeneklerinden bahsedelim. 3 tane motor seçeneği var. Bir tanesi sadece arkadan itişle tek motorla geliyor. Bu 400 km menzil sunuyor. Bir tane 4x4 yapmışlar, 2 motorlu, ön ve arkada motor olmak üzere. Bu 480 km menzil sunuyor. Bununla beraber 800 km menzil sunan 3 motorlu olan bir versiyon daha var. Bu en pahalı model. Bu 68 bin dolar. Giriş seviyesi olan model 39 bin, 40 bin dolar civarında başlıyor ve orta segment 48 bin dolar, en üst segment olan da 68 bin dolar civarında bir fiyata satılıyor. En üst segment olan da 3 tane motor var ve tabii ki pil kapasitesi de diğerlerinin hepsinden daha fazla. Ayrıca aracın bagajı çok hoşuma gitti. Bagajı normalde böyle kapalı geliyor. Yani pick-up'ları kapattırırlar ya, bu direkt kapalı geliyor. Bir düğmeye basıyorsunuz. Roll mantığıyla, yani sürüklenerek böyle geriye çekiliyor. Yani bu kepenkler vardır ya bizim, kepenkler gibi. İçeriye giriyor ve komple arkadaki camı açacak şekilde açık bir standart pick-up kasası oluşturuyor. Bununla beraber kasa kapağı açılıyor. Kapak açıldıktan sonra içinden bir parça daha çıkıyor. Bu parça da aşağı kadar değiyor. Hani ve yürüyerek veya tekerlekli bir şeyi de üzerine çıkarabilirsiniz. Tam bu anda zaten bir tane elektrikli ATV çıkarttılar sahneye. Bunu duyurmadı. Spoiler gibi. Yani böyle bir şey de yapabiliriz gibisinden. Bunu çıkarttılar ve arabanın arkasına böyle yükleyip bıraktılar. Bir tane adam geldi, kullandı. Bagajdan bir soket alıp ATV'yi de şarj etmeye başladılar. ATV'nin motoru takdir edersiniz ki pili Tesla'dan çok daha küçük olduğu için, telefonların ters şarj özelliği gibi gidiyor, ATV'yi oradan plug-in şarj edebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. ATV'nin çıkıp çıkmayacağı net değil ama çıkabilir büyük ihtimalle. ATV arkasındayken bu arada daha güzel gözüküyor. Aracın içine binildiğinde ise, tabii ben bunlara binmedim falan, böyle şeyler yapmadım. Hem şeyi izledim, gösterisini izledim, hem de gösteriye katılan, arabanın içine binen vesaire değerlendirme yapan birçok YouTuber var. Onların videolarını izledim. İngilizce, Türk, yerli kimse yoktu tabii orada. Onları izledim. Onlardan gördüklerimi anlatıyorum. Aracın içinde yine standart Tesla Model 3'te olan şu 17 inçlik monitörden var. Tam ortaya konumlandırılmış. Ve yeni Roadster'da kullanılacak olan küçük direksiyon var. Yani tam yuvarlak olmayan yarım direksiyon, ondan var.
Tabii tam bitmiş bir halde değildi araba. 2021'de satışa çıkacak. 2021'in sonunda. Bugün satın almak istiyorsanız Tesla'nın sitesine girip 100 dolar yatırıyorsunuz ve aracı aslında bir kapora yatırmış oluyorsunuz ve almış oluyorsunuz. Ön siparişini vermiş oluyorsunuz. Daha sonra arabanızı almaya yaklaştığınızda geri kalan ödemeyi yapacaksınız. Tabii ki Amerika'daysanız Türkiye'de böyle bir şey yapma şansınız yok. Aracın fiyatına gelecek olursak giriş paketi olan arkadan itişli olanın sadece 40 bin dolar olduğunu düşünürsek eğer, sadece diyorum çünkü Amerika'da yaşayan bir insan için 40 bin dolar çok çok büyük bir para değil. Evet, büyük bir para onlar için. Yani böyle yok, ufacık 40 bin TL gibi gelmiyor yani onlar. Hani bize orada 40 bin dolar bize 40 bin TL değil. Hani oradaki maaşlarla Türkiye'deki maaşlar bir tık birbirine yakın. Amerika'dakilerin birebir kıyasla yani oradaki 4 bin dolar arası Türkiye'deki karşılığı 4 bin TL almıyor. Oradaki birazcık daha aşağıydı yani. Buradaki 4 bin TL alan orada 3 bin dolar gibi bir şey alıyordur. Artı Amerika'daki bazı şeyler çok pahalı. Mesela ev kirası 1000 doların altına 3 artı 1'e bir ev bulma imkanınız yok gibi. Hani oradaki gelir gider dengesi vesaire göz önünde vurulduğunda 40 bin TL gibi gelmezdi adama. 80 bin TL gibi gelir. Yani burada size bu araba 80 bin TL satılıyormuş gibi düşünün. Yine de çok uygun. Yani acayip bir şey. Bu özelliklerdeki bir alet için bir kere uzaydan gelmiş gibi bir tasarımı var ve gerçekten çok kullanışlı, iyi düşünmüşler aracı. Mesela full otomatik sürüş fonksiyonu da var. Bunun için ekstra 7000 dolar daha ödemeniz gerekiyor. Bunu ödediğiniz zaman full otomatik giden bir pick-up'ınız oluyor ve çok güçlü. Sıfırdan 100'e 2,6 saniyede çıkıyor en güçlü versiyon. En zayıf sadece arkadan itişli versiyonda 6,2 saniye civarı bir şey olması lazım. Diğeri de 5 saniyenin altında 4,8 saniyede sıfırdan 100'e çıkıyor. Ve elektrikli motor olduğu için torkları gerçekten çok yüksek. Geleneksel Türkiye'de satılmıyor. Düşünün Ford'un F-150 pick-up'ı Türkiye'de satılmıyor. Çünkü V6 işte 2000, 2500, 3500 gibi motorlarla geliyor. Bunların vergisini vesaire Türkiye'ye bir kamyoneti getirmeye kalktığınız zaman 1 milyon TL'nin üzerine bir rakam. 1 milyon TL'ye kim kamyonet alacak? Altı üstü standart bir kamyon. Okey yani çok standart değil. Güçlü vesaire güzel ama bir kamyonet yani. Full premium bir araç almıyorsunuz. 1 milyon TL bir Porsche, bir Lambo almıyorsunuz yani. Dolayısıyla Türkiye'de F-150 göremiyorsunuz. Bu araç F-150 gibi büyük bir araç. Yani F-150'nin fiyatı da daha ucuz bu arada F-150'den. Ford F-150 F-150'den de o mesela bir Akra'nı 50 bin dolarlar civarındayken Tesla 40 bin dolara satıyor benzer aracı. Çok rekabetçi. Ben çok fazla satacağını düşünüyorum. Tasarımını beğenmeyenler var. Evet. Çünkü çok fütüristik duruyor. Fütüristik durmasıyla beraber dediğim gibi çok kübik bir tasarım. Sanki çok uğraşılmamış gibi. Yani 1960'ların, 70'lerin fütüristik diye tasarlanan arabaları var ya onlara çok benziyor. Ama genel manada mesela bar şeklinde ışıkları var. Yani ön komple ışık böyle şerit halinde ve aynı şekilde tavanda da şerit halinde ışıklar var. Işıklandırma sistemi çok güzel gözüküyor ve aydınlatma seviyesi de gerçekten çok başarılı gördüğüm kadarıyla. Türkiye'de hiçbir zaman görebileceğimizi düşünmüyorum. İnşallah bizim yerli elektrikli aracımız muhtemelen SUV olarak çıkacak. Bu senenin sonunda göstereceklerdi prototipini ama hala göremedik. Bilmiyorum. Umarım gösterirler. Bu tarz ilerlemelerle bu tarz şeyleri Türkiye'de de yerli olarak yapıp alınabilir rakamlara görebiliriz inşallah diye umut ediyorum. Siz Tesla Cybertruck hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca lütfen eğer videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.